Etinin kurucusu ve ülkenin baş rakibi olan Firuz Kanatlı kimdir? Bölüm 4 90'lı yıllarda Eti Form ve Eti Negro'yu yeni adıyla Nero'yu satışa çıkaran Eti, 2002 yılında o dönem çok büyük sükse yapan bisküvi Eti Tutku'yu hayata geçirir. Ve hem tüketicinin en güvendiği marka ödülünü hem de Türkiye'nin bisküvi sektöründeki ilk kalite belgesi ISO 9002'yi almaya hak kazanır. Bir sene sonra bizzat Firuz Bey'in bir uygarlık savaşı ile lanse ettiği fabrika yönetim sistemini başlatan Eti, çölyek hastaları için geliştirilen ilk glutensiz bisküvisi Eti Prona'tı piyasaya sürer ve bu ürünle yılın firması seçilir. Yoğun talep doğrultusunda çikolata fabrikasını kuran Eti, TPM mükemmellik ödülünü Japonların elinden 8 kez alır. 2005 yılı itibariyle 200'den fazla ürün çeşitliliği yakalar ve sporcuların yoğun tercihi olacak Eti for mısır patlağını satışa çıkarır. İklim değişikliği ile ilgili Konya havzasında modern sulamayı ve Türkiye'nin yarınları adlı projelerini başlatan Firuz Karaslı,